Bir diğer soru, aşağıdakilerden hangisi enlem ile sıcaklık arasındaki ilişkiye örnek gösterilemez demiş. Antalya'da yerleşme üst sınırının buldan yüksek olması Antalya'nın ekvatora yakın olduğunu gösterir. Yani enlemle açıklayabiliriz. Akdeniz'de tuzluk oranının Karadeniz'den fazla olması direkt enlemin bir sonucudur. Aynı tür tarım ürününün İzmir'de Van'dan erken olgunlaşması bu durum yükseltiyle ilgilidir. Yani enlemle bir ilgisi yok. Türkiye'de tarım ürünü çeşidinin Norveç'ten fazla olması bu yine enlemle ilgilidir. İsveç'te buzul aşındırma şekillerinin Türkiye'ye göre daha yaygın olması bu da yine enlemle ilgilidir arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğidir. Devam edersem bir kentin üzerinde bulunduğu paralel ve meridyen ağlarından yararlanılarak belirlenen konuma matematik konum denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un matematik konumu ile açıklanamaz? Asya ve Avrupa kıtalarında toprağının bulunması matematik konumla değil, özel konumla ilgili bir durumdur. Özel konumla ilgili bir durumdur. İkinci saat dilimi bu matematik konumun bir sonucu. Kuzey yarımkürede olması matematik konum, yerel saat matematik konum ve orta kuşakta bulunması matematik konumdur. Cevabım A seçeneğidir. Devam edersek yine Türkiye'nin matematik konumu aşağıdaki olaylardan hangisi üzerinde etkili değildir demiş. Kalıcı kar başlama sınırı etkilidir. Yine matematik konumla ilgili bir durum. Gece gündüz süre farkı yine matematik konumla ilgili. Işığın yere değme açısı matematik konumla ilgili. Denizellik ve karasallık gibi faktörler arkadaşlar daha çok özel konum, yer şekilleriyle ilgilidir. Cevap D seçeneğidir. Kullanılan ortak saat ayarı da yine matematik konumun bir sonucudur.